Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu aralar biraz ivmemi kaybettim biliyorum. 2 günde bir video atma kuralıma uyamıyorum. Çünkü sebeplerim de vardı. Daha önceki videolardan bahsettim. Şimdi yine olabildiğince aktif şekilde, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. En son geçen bölümde yaptıklarımızı hemen şöyle bir kısaca özet geçelim. Fener'den 4 yedik. Tecavüz ettiler bize yani. Zaten Allah'ın emrettiği büyük maçlarda çatır çatır goller yiyorduk. İlk Avrupa Ligi maçımıza çıkmıştık Konferans Ligi'nde. Bohemian ile yaptık. 2-2 berabere kaldık. Orada da şöyle tatsız bir olay yaşandı. Bir gol bir asist yaptım. 2-1 öndeyken yaptığım foul sonrası kırmızı kart yedim ve oyundan atıldım. Çok üzüldüm gerçekten. Çünkü Bohemian'ı grubun en güçsüz ekibi olarak görüyorduk ve yenmemiz lazımdı. Antalya'yı yendik. Antep'le berabere kaldık derken şimdi Sivas'la yapacağız. Sonra PAOK var. PAOK maçında oynayamayacağız çünkü kırmızı kart cezalısıyız. En azından şuradan bir beraberlik almamız lazım. Deplasmanda olması biraz benim kafamı yoruyor aslında. Sıkıntı yaratabilir. Sonra Aston Villa karşısına çıkacağız kendi sahamızda. Biraz sıkıntılı oldu bizim kırmızı kart yememiz. Çünkü Bohemian'ı mutlaka yenmemiz lazımdı. Kariyerimiz boyunca hep zorluklar çektik. Bunu da atlatacağımıza inanıyorum ben. Bu PAOK'tan ama bir en azından bir puan almamız lazım. Yorgunuz çünkü maç yoğunluğumuz gerçekten fazla. Hiçbir zaman yemyeşil barla çıkamıyoruz. Bu adamlar nasıl dinleniyor da yemyeşil barla çıkıyorlar maça anlayamıyorum. Defansa bak Allah kahretsin ya. Neyse. Sivas Spor maçına geçiyoruz. Siz de videoya geçmeden önce beğeni atarsanız, yorum atarsanız, henüz abone değilseniz, abone de olursanız çok sevinirim. Bu aralar böyle aktif olmadığım için izlenmeler düştü gibi siz de destek verirseniz ben daha da gaza gelir daha fazla video atarım. Sizleri seviyorum. Tekrardan bunu belirteyim. Maçımıza geçtik ki. Hadi bakalım Lemkelze. Hiç özlemedim seni Lemkelze ama olsun. Aldık topu. Lan alır almaz topu çıkartıyorduk. Niye bu kol böyle koşu falan yapmıyorum? Kol ayarları değişmiş manasızca. Ya kol ayarlarım değişmeseydi ben orada ipe dizerdim onları. Eskiden olsa ipe dizerdi. Bilirsiniz beni. Hoca zaten bize karşı güzel oynadığımızda rating olarak az verir. Kötü oynadığımızda anında keser o reytingi. Konuşurken de golü yiyorduk az daha. İçeri doğru bir koşu atsam peki nasıl olur? Oynadın Lemkelze. Abi çok top kaybettik ya. Oyna direkt önüme. Güzel. Sıyrılır mıyız? Çektim geri bir daha topu. Verdim Gulam'a. Gulam kesersin. Bir daha oyna. Güzel. Ceza sahası dışından yok mu bir golümüz? Vurdum. Oğlum niye bu kadar kötü gidiyor ya benim ceza sahalarım? Gerçekten tam böyle çıldırmak üzereyim ya. Top biraz sekmiş. Belki de o topun sekmesiyle birlikte kendimizi ayarlayamamış olabiliriz. Volkan Hoca sen sinirlenme bak. Şov yapma bana, deli etme beni. Aldık topu. Yine kontrol ettik. Lemkelze kaçarken. Ama biz kendimiz döndük. Oynadım önüme Gulam adayı. Dayı Gulam. Bekle be dayı Gulam be. Kaparız orada. Kaptım. Gidiyorum. Verdim abi Fernandez'e. Asistimiz olsun abi. Helal Fernandez sana be. Bu sezon çok fazla skor katkısı yapamadığıma değinmiştim geçen bölüm. Skor katkısı yapalım abi. Kulüplere transfer olurken skor katkısına bolca bakıyorlar. O yüzden skor katkısı önemli. Kendimiz kaptık, kendimiz getirdik. Asla bir cimrilik yok. Saldım Fernandez'e. Garanti olsun. Kazanalım maçı. Benim için bu kafidir abi. Oyna lan. Ben demesem uzun oyna hiçbir şey yapmayacak. Orada dümdüz gidecek, topu kaybedecek. Leon aldın canım. Fernandez sen de alabilirsin. Güzel. Leon gördün. Uf, neler yapıyor bugün ya bu takım. Neler yapıyor bugün ya bu takım. Şaşırtıyorlar bizi. Lemkelze attı. Kendi başlarına ilk defa gol attılar uzun süre sonra. Orada iyi çıktık. Leon verdi. Lemkelze de harbi tertemiz vurdu. Biz ara pas atınca vuramaz ama. Geçen bölüm çatır çatır asistlerimizi yemişti gerizekalı Lemkelze. Hotsic. Hotsic nereye atıyorsun be? Ya bu Hotsic normalde forvet değil mi abi ya? Bakacağım, çok merak ediyorum. Bu adamın nerede oynadığını bir türlü çözemedim. Bu takımda bir adam var, bir tek bunun nerede oynadığını çözemedim ya. Gerçekte Hatay Spor maçlarını izlediğimde forvet oynuyordu sanki yani. Öyle hatırlıyorum ben. Şaşırdım hatta yani oyuna girdiğinde. Bir de gerideyken falan sokmuştu. Allah Allah dedim. Ya gole bak ya. Defans hattına bak, yemin ediyorum kafayı yersin ya. Abdülkadir Parmak mıydı bu? Yo o değil, kim? Adam kendi başına gol attı ya. Hiçbir şey yapmadan gol attı. Dümdüz gitti. Burak'a bak. Burak hala içeriye tutmaya çalışıyor. Diğer bek. Kerim ne yapıyor?
Ne güzel 2-0 önde girecektik devre arasına da. Tatsız oldu gol yememiz. Şimdi kesin ikinci yarıda yeriz yani. Ben biliyorum bu takımı. Vay be ablam. Turuncu takım elbise de yakışmış. Feminen bir hava katmış sana. Feminen hava değil ya. Feminen hava katması için böyle bir elbise melbise giymesi lazımdı. Yanlış söyledim orada ama olsun, çaktırmayın. Sıkıştırdık orada. Uf. Adamın diz kapağına geçirdim orada bir tekme. Allah'tan hoca durdurmadı. Zaten yeni kırmızı kart yemişiz. Burada da bir kırmızı kart deseydik tatsız olabilirdi. Kapa dayı, kapa Leon. Ufak tefeksin, sok ayağını. Hızlı olman lazım. Ne yapıyor oğlum bu? Skill mikil yapıyor, görmediğimiz hareketler. Patladım abi. Patladım abi. Sıyrıldım. Verdim Lemkelze'ye. Lemkelze gidiyor ilk defa. Sıyrıldım. Yes! 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 Bir gol, bir asist. Bir gol, bir asist. Durduk bıraktık yere kendimizi. Durduk bıraktık yere kendimizi. Gerçekten iyi sıyrıldım orada. Tık tık yaptım. Sol ayağımla iki ayakla çalım atabilen bir oyuncu her zaman ekstradır. Sağ ayağımla kontrol ettim. Sol ayağımla sıyrıldım ve bitiriş de sol ayakla. Çok temiz bitirdim bu arada. Artık kalitemizi iyiden iyiye hissettirmeye başladık da artık takımdan gitsek daha da temiz olacak ama gidemiyoruz abi, gidemiyoruz. Neyse, ceza sahasından gol arayacağız. Oğlum sal beni 10 numara hey. Oynadın canım. 10 numarayı adeta çarşamba pazarına döndürdü. Kostiç oynadın. Ceza sahası dışı gol. İşte bu. Bakacağım ceza sahası dışı mı diye yine bakacağım. Ellerimizi sallıyoruz. Oo, gol sevincini kes. Ben buradayım diyor adeta. Dele Başarı da top gibi tuttu kafamıza. Güzel abi, inşallah ceza sahası dışındandır, daha çok sevinirim bakayım. Abi bunu ceza sahası içi sayamazsın. Tam böyle çizginin üstünde vurmuş gibi olduk. Hani ceza sahasının dışından attım diye zaten ekstradan bir sevindim. Dayı Volkan Hoca'yı göstereceğine bir kere daha gol tekrarını gösterseydin de daha çok sevinseydik ya. Dikkat abi, Burak soktun. Capitano be, Capitano be. Chiellini misin be? Bonucci misin be abi? Sıyrıldım. Zenci stoper yetişemezse gideriz gibi de, zenciler hep hızlı oluyor be abi. Aa, offside'da saldım Lemkelze'ye. Var mı? Aha, offside yok lan, kim bozdu? 2 gol 2 asist. Neler yapıyoruz bugün biz lan öyle? Offside diye atmayacaktım. İyi ki atmışım. Kim bozmuş offside? O kadar merak ediyorum ki şu anda. Çektim. Zenciyle baktım, mücadele edemeyeceğiz. Ha. Üst taraftaki bozmuş. Ben üst taraftakini bir anda unuttum orada. Görmedim ya da. Güzel bitirdi. Lemkelze ilk defa pasımızı şey çevirdi. Gole çevirdi. Hep kendimiz top mop sürünce yoruluyoruz. Bu sefer etkisiz kalıyoruz. Verdim ortaya Dele Başarı'ya. Verdin Strasberg. Aa! Normalde oyundan çıkardım Avrupa Ligi maçında oynasak ama. Uf. Uf, skill de var. Skill de var, her şey var. Karşı karşıya kaldık. Karşı karşıya kaldık. Oğlum bu lavuk ne çabuk yetişti. Yapma be. Yapma be. Yorgun olmasak götürürdük. Üçüncü golü de atardık. Hat-trick yapardık ya. Döndüm bir tür etrafımda. Yıkamıyorlar beni adeta. Aman aman. Yine kırmızı yemeyelim. Mimlendik zaten hakemlere karşı. Emir agresif oynuyor diye haberler çıkıyor. Manşetleri süslüyor. Tatsız olabilirdi bir kırmızı kart daha yemin. Bitir hoca, yorulduk zaten. Yapacak bir şey yok. Kısa günün kârı 2 gol 2 asist. Lan gider ayak gidik sarı kartta ya. Şimdi sarı kart cezası falan da oluruz. Hoş olmaz. Güzel kaymışım ama yani. Adamın harbi ayaklarını yerden kesmişim. Şişireceğim direkt. İndirdim, geriye indirdim. Manasız bir toptu. Allah'tan rakibin önünde kalmadı da, kalsa da ne olacak? 5-2 olurdu en fazla. Belki de Hatayspor'a geldiğimizden beri en farklı galibiyeti almış bulunmaktayız şu anda. 5-1. 2 gol 2 asist. Bir daha bir maçta yaptığımız en fazla gol asist sayısı olabilir bu arada. Hoca görevlerde 3 tane artıyı verdi. Maçın oyuncusu ödülünü de aldık. Bir anda skor katkımızı, sezon boyu yaptığımız skor katkısını yaptık. Ya hocam ne diyorsun? Nasıl ilk 11 almayı göze almıyorsun beni ya? Tamam yedik bir kırmızı kart da şov yapma yani, gerek yok. Ne yapayım yani? Maç öncesi gizli gizli soyunma odasına girdim. Size gaza... Oha, PAOK Aston Villa'yı yenmiş.
Pogun yenmesi sıkıntı ama Aston Villa'ya ya. Haydi beyler, haydi beyler. Hadi Rivas, Mivas, hepinize güveniyorum. Pogun'a karşı bir şeyler yap. Oha. Oha. Oğlum Pog ne olmuş böyle? 4 tane yağladı bize de. Pogun Aston Villa'yı yenmesi çok kötü olmuş beyler bu arada. Yani Aston Villa biz bütün maçları yener diye hesap ediyorduk ama oha, bu maçta da cezalıyız oğlum. Biz hangi maçta oynayacağız? Bu maçta da sarı kart cezası olduk herhalde. Ulan aklımdan ne geçiyorsa 1-1 oluyor ya. Neyse biraz dinlenmiş olduk. Oo, takım Okes. Konya'yı 2-1 yendi. Adeta adım adım yine Avrupa Ligi potasına girmeye gidiyoruz biz. O değil de biz milli takıma seçilmeyeceğiz mi ya? Hala o klasmana gelemedik mi acaba? İngiltere forması giyeceğiz bu arada milli takımda da, biliyorsunuz. Türkiye yok. Oğlum niye atla ve maç yap diyor sürekli. Biz kaç maç ceza yedik? Bir an yine cezalıyız zannettim. Küfür edecektim az daha. Neyse abi, İstanbul Spor maçına geçiyoruz. Sonrasında da bir Aston Villa maçımız var. Eğer İstanbul Spor karşısında da böyle hızlı galibiyet alırsak, yani hızlıca öne geçersek belki devre arası mevre arası oyundan çıkabilirim ki Aston Villa maçına enerjimiz kalsın. Minimum beraberlik istiyorum Aston Villa'dan. Çünkü işler çok karıştı, işler çok değişti. Bizim mutlaka puan almamız lazım. PAOK'tan 4 yememiz hiç hoş değil de. O adamın oraya döneceği belli. Döndürme bak, ortada tehlikeli. Aldım. Bak ben de olmasam top kapan yok ya, yemin ediyorum. 3 numara hızlı mısın sen? Gitti mi? Of, verirsem. Lemkelze var mı offside? Lemkelze! Yine asist yapıyoruz. Bu bölüme dehşet bir şekilde başladık ya biz. Neler yapıyoruz neler. Topu kaptık, topu sürükledik. Verdik Lemkelze'nin önüne. Lemkelze de bugün formunda, yani çatır çatır atıyor. Sanki bir offside var gibi de sıkıntı yok abi. Offside varsa da attı, artık geçerli gol. Benim umurumda değil. Asistimi aldım, takımı öne geçirdim. Ulan sen de canım. Abi sokuyor ayağını, kornere de gitmesin o top be. Yazık, günah değil mi bize? Hadi klima. Güzel. Alırım indiririm dönerim de. Alırım indiririm dönerim de. Attım topu önüme, gidiyorum. Şöyle içeri doğru kıvrılsam yetişir mi bu? O yetişti ama. Vurduk. Yine bir gol bir asist. Yine bir gol bir asist. Görüyorsunuz kaslarımı sergiliyorum. Çok formdayım diyorum. Aston Villa beni bekle diyorum adeta. Sıyrıldık. Burada biraz cimrilik var. 1-0 önde olmanın verdiği gaz da var çünkü. Sıyrıldım orada. Siktir lan diye boşuru dedim. Ve golümü attım. Çok iyiyim. Çok da hoşum. Çok tatlıyım. Bak bak bak. Gol sevincini kes. Gözlerimden ateş çıkıyor adeta. Bir önceki maç uzaktan golümüzü de attık zaten. Gerçi sayıldı mı sayılmadı mı bakmadık ona ama inşallah sayılmıştır. Yani gayet çizginin gerisinde gibiydi. Oğlum şu adamın önünü açmayın artık ya. Yeter ya. Bitir hoca. Bitir. Sinirlendim. İlk yarı bitsin diye geldim, top kaptım yani. Öyle de bir oyuncuyuz biz. Kaptanlık bize verilmeli ama hoca ayıp ediyor. Erce özledim seni be. Bayağıdır sahalarda yoktun. Neredeydin? Keşke görmez olaydım bir daha yani. Şöyle ceza sahasında. Ah be. Bir tık daha iyi pozisyon alabilseydim o kafayı vururdum. Tutar mısın? Tuttu lan, helal lan. Hadi be. İkidir çok yaklaşıyoruz. Gulam senin neyine ya? Bir de sağ ayakla vuruyorsun. Utanmadın mı hiç vururken yani? Götürdüm çizgiden. Çektim. Uf, beşiklerden saldım bir de ya. Çık oğlum lan. Çektim ceza sahası dışına. Vurdum kaleye. Amacım ceza sahası dışından yoklamaktı ama vurana kadar ceza sahası içine girdik. Kıvrılır mıyız içeri doğru? Verdim şimdi. Kapar mıyız? Ah. Orada top geçse çok ekstra olacaktı. Güzel olacaktı. Oyundan çıksak mı diye düşünüyorum aslında bir. Bilemedim. Çıkalım bence abi. Aston Villa maçı çünkü çok kritik. Değişiklik iste diyelim. Hoca müsait olduğunda, mümkün olduğunda çıkarsın bize. Zaten yapacağımızı yaptık. Bir gol bir asist yaptık. Daha ne olsun abi. Adam olana çok bile. Offside oldu ve hoca bizi değiştiriyor. Çünkü değiştir dedik hocam. Biz önümüzdeki maça saklamak istiyoruz kendimizi. Full güçlü olalım. Full enerjili olalım. Bu kendi isteğimizle olan bir şeydi. Umarım salak salak gidip berabere kalmazlar diyecektim. 2-0 yendik. Benden sonra şut bile çekememişler be. Rezil herifler size.
Volkan Hoca bağırıyor mu, tebrik mi ediyor anlayamadım açıkçası. Bak, ceza sahası dışından atılan goller 2 oldu. Sayılmış. Puan durumunda son sıradayız. Yani bir şokla Aston Villa'yı yensek çok iyi olacak. Ardımızdan gelen ne varsa yapmak zorundayız bu maçta. Eğer bu maçı da yenilirsek zaten bu gruba veda ederiz diye düşünüyorum. Çünkü 3. dediğim gibi herhangi bir halt yapamıyor. Gruptan çıkamıyor. Öyle kalıyor sadece. Amacımız bu maçtan minimum bir beraberlik almak. Pauga 4-1 yenilmek, Bohemian'a 1-1 berabere kalmak çok tatsız oldu. Kendimizi tekrardan Premier Lig takımlarına karşılaştırıyoruz. Bakalım neler yapacağız Premier Lig ekibine karşı. Verdim gulama geçmedi be. Basıyoruz abi, basıyoruz. Deli gibi koşacağım bu maç. Kendimi göstermek için elimden geleni yapacağım ki Adabasının da Manchester United'ın yolladığı emir neler yaptı desinler. Verdim, bir daha oyna. Güzelsin. Verdim Lemkezle'ye. Lemkezle dönüp verebilseydin bana çok iyi olurdu. Hocam var mı penaltı? Verdim Gulam'a. Var mı offside? Yok offside. Gir abi, sokul içeri Gulam be. Kestiğin ortaya tüküreyim seni bak. Diye bir hızlı adam. Ben hemen Gulam'ın boşalttığı alana geri döndüm abi. Çünkü sıkıntılı. Diye bir kaçırırsak o alır götürür topu. Dikkat abi, gidiyor adam. Dikkat klima. Kaçırmayın adam. İçeride boş. Kim olduğunu bilmiyorum. Aman abi, bravo Erce. Ne oldu lan? Offside. Lan dedim bir anda yanlışlıkla penaltı menaltı mı yaptık ya. Orada ben hamlede yaptım ya, kesemedim orada ne olduğunu. Boşum. Verdim abi direkt. Çok iyi. Çok iyi. Çıkıyoruz abi. Çıkıyoruz abi. Yardırdım ben de aşağıdan. Verdin zaten direkt önüme. Bir daha verdim Gulam'a. Bak stoperi boşalttık orada. Oyna. Çok geç oynuyorsun Gulam ya. Çok geç oynuyorsun ya. Foul mü? Güzel. Güzel. Ben mi kullanacağım acaba? Güzel. Çok tatlı bir orta açacağım şimdi. Lemkezle'ye doğru. Ama Lemkezle'nin önünde de adam var. Neyse abi, öyle açtım bir şeyler. Abi Leo'nun ne işi var orada ya? Zaten 1.65 boyu var Leo'nun. Kafa mı vuracak bir de orada ya? Güzel. Güzel. Abi kaptın orada topu. Kaptın topu, nasıl bırakıyorsun ya? Bravo lan Erce. Bravo lan Erce. İlk yarı bitmeden geri düşseydik gerçekten üzülürdüm. Unai Emery. Tanıdık bir yüz. Tanıdık bir kimlik. Kendisiyle aramız iyidir. Şöyle vurayım da bitsin abi. Güzel. İlk yarı 0-0. Şöyle ikinci yarının başlarında kontradan montradan denk gelse, bir tane tıklatsak gerçekten şahane olur. En azından öne geçersek psikolojik olarak da rahatlarız. Belki ikinciyi de buluruz. Ama şimdi bir tane yersek biz moral olarak çok fazla düşeceğimiz için gol bulma, eşitleme şansımız olmaz. Gördün abi, güzel. Götürdüm. Verdim Deleboşur'a. Güzel Deleboşur. Dön abi. Vurdum kapalı köşeye. Hadi be. Hadi be. Ulan güzel orta. Watkins'in önünden vurmamız yok mu? Ya Kukurella, koca kafana tüküreyim. Nereden çıktın? Yok mu penaltı almamız? Verdim abi Deleboşur'a değil. Fernandez. Vur lan Kelze. Hadi be. Hadi be. Hadi abi ya. Lütfen ya. Kestin. Bu sefer ön direkteyiz. Vurur muyuz roşata monşata bir şeyler? Güzel. Bizde kalsın. Lütfen bizde kalsın. Leon'cum oynadın canım çizgiye. Verdim ortaya. Döndün abi. Bir daha geçtim ortaya Burak. Klima, aman abi siz orada bomba bomba yapmayın da. Ver Lemkezle bir daha. Ya gerizekalı ya. Topukla vermeye çalışıyor. Kaç tane topuk basın var senin vereceğin topukla. Varım Leon. Aman abi. Bunlar çılgınlar gibi basmaya başladı. Bir daha oyna. Gördüm orada Deleboşur'u. Deleboşur'u var. Var. Dön Lemkezle, vur oğlum. Lemkezle at onu. At onu be. At onu be abi. Daha ne gelecek abi sana. Güzel orta. Hadi. 4 numara vurur ki. Ulan bırak. Ulan bırak. Bir kere de şaşırt vur be abi. Kızımız da kalmış. Oğlum gitsene, önündesin adamın. Ben mi koşacağım?
Stoper çıktı Allah'tan da. Çok yorulduk ya. Enerjimiz kalmadı. Nasıl doldular içeri ya? Yam yam gibi doldular. İndir abi yanına Leon. Leon'a indirsene. Lemkez'e indirir misin? Gör abi tersi. Gör abi tersi. Gördün lan. Helal lan. Yok abi gidemeyiz. Enerjimiz kalmadı. Verdim de Lavaşuru'ya. Ya Allah kahretsin seni de Lavaşuru. Bu gider. Gider bu. Gider bu. Bak yorulduk. Pislik nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Allah kahretsin nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Gider dedim ya. Bak bir pas hatası ya. Ufacık bir hata maç aldı götürdü ya. Yapacağınız işe tüküreyim ben sizin ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bir pas hatası dedim ama bak en baştan beri uyarıyorum. Bu adama dikkat edin. Gider. Yazık günah be benim gösterdiğim performansa yazık günah ya. Ye ye onu da ye. Allah belanızı versin sizin ya. Allah belanızı versin sizin ya. Offside mı? Verdim abi hadi. Oyna Lemkez'le. Yorgunluktan ölüyorum ya. Verdim. Bir daha oyna Osic. Aaaa! Güzel. Al onu bari be. Al onu bari. Son bir atak yapalım be. Son bir atak yapalım. Bırak kessin içeri. Ne yapıyorsa yapsın ya. İki yeme bari. İki yeme bari ya. İki yeme bari ya. Allah kahretsin sizi ya. Bir şu salağı tutamadınız ya. Bizim gruptan çıkma hayalleri mucizelere kaldı gibi bir şey. Bohemian'ı yeneceğiz. Pog'u yeneceğiz. Olacağız 7. Bilmiyorum. Yani bu maçta bir mucize olması lazım. Bohemian'ın Pog'la en kötü berabere kalması lazım ki Bohemian'ı şu anda rakipten saymıyorum ben ama hiç belli de olmaz. Yeter be abi. Yani elimden gelen her şeyi yaptım ya. Şu enerjime bak ya. Geriye döndüm. Defansın içine girdim. Her boku yaptım ya. Bir pas hatası bak. Bir pas hatası orada. Nerelere getirdim maçı bak. 2-0 oldu bir anda. Böyle maçlarda yapmayacaksın hata. Bireysel hatalar götürür. Ha ben konferans ligindeki puan tablosuna bakamıyor muyum yani? Ooo. Bohemian PAOK'la berabere kalmış. Yine bir noktada iyi ya. PAOK alıp götürmemiş olması iyi. Bohemian'ı yendin 3. PAOK'u yendin 7. PAOK'la eşitlersin durumu ama avarajda sıkıntım var. Başka ne maçımız var ya bizim? Aston Villa ile 3 maç abi. 3 maçını yen. 2 galibiyet bir beraberlik yapman lazım ki belki çıkarsın o durumda da. Berabere kalmamız lazımdı. En kötü ihtimalle berabere kalmamız lazımdı bizim o maçta. Neyse abi yapacak bir şey yok. Biz en azından hedeflerimize odaklanalım. Uzaktan gollerimizi atalım. En azından onlara devam edelim. Hatay'ı da gitmeden önce Avrupa Ligi'ne götürelim. Sıyrıldık oralardan. Çıktık lan. Nasıl çıktığımızı ben de bilmiyorum ama çıktık. Çektim. Verdim abi. Gir Fernandez. Yoksa varım. Sol ayakla zıbamlatır mıyız oraya? Zıbamlatamayız abi. Sağ ayağımızla zıbamlatamıyoruz da sol ayağımızla mı zıbamlatacağız? Hadi Lemkez'de var aşağında dayı. Aha free kick. Free kick. Severiz. Artık ilk free kick golümüzü atmamız lazım. Atmamızın vakti geldi. Geldi mi sanki be? Yani vurduğumuz en iyi free kicklerden biriydi bence. En azından net gitti. Hadi abi. Hadi abi. Kapın. Artık hücum yapmak istiyorum. Durmadan hücum yapmak istiyorum ya. Önce biz bir gol yemeyelim de biz sonra hücum yaparız. Aha offside verdi. Tam o kahpe gülüşünü yapmıştım aslında ama. Neyse iyi oldu. Moralimizi bozdular. Daha da bozulmasın. Ya gulam ya. Gulam yardırıp gidiyorsun ya. Adam önünde zaten. Nereye yardırıyorsun ya? Bas abi Lemkez'i. Diğer stopere bassan sen de kapacağız o topu biliyor musun? Ama nerede o akıl sende? Neyse abi. Bir soyunma odasına gidelim. Bir nefes alalım. Ondan sonra çıkalım tekrar sahaya. Yoksa olmayacak böyle bir hocanın bizi fırçalaması lazım. Neler yapıyoruz biz ya? Basıyoruz. Of.
Yatırdı beni orada. Stoper bir de bu adam ya. Sanarsın Leo Messi. Aldık. Güzel. Gulam bindir dayı. Verdim Gulam'a. Böyle ekarte edilir işte. Oyna Gulam önüme bir daha. Verdim Lemkelze'ye. Lemkelze ya. Bitireceksin abi onu işte. Sen forvetsin ya. Lemkelze sen vurursun. Hadi be. Artık böyle daha ortalara doğru orta kesmesini isteyeceğim. Kısa başlayacak. Bak kısa başlamasın diye ben geldim diğer kanattan. Ne zorun vardı gelmeye yani bak. Ben boşalttım oraya, adam oraya uzun vurdu. Yedik yine fake ya. Oh be Hotsic be. Oh be Hotsic be. Kaan'ı gibisin be. Bir kilo kömür yakıyorsun alana kadar be. Tank gibi oldun be. Aç aç önünü aç. Burak'a bak böyle atlıyor direkt ya. Fake bile atmadı adam ya. Takımda da yani topuk pası hastalığı var ya resmen. Burak. Heh güzel. Oyna Lemkelze'ye. Hadi be. Biraz daha uyanık ol be. Kontrol etmesi offside'de kalmayacaktım. Kontrol edince offside'de kaldım. Ya Allah kahretsin. Nasıl paslar yapıyorsunuz siz ya? Çık lan. Ah be. Bitir hoca bitir. Bu maçtan bir cacık çıkmaz daha fazla yani bitir. Elimden geleni yaptım yani yapabileceğim her şeyi yaptım ama yok. Olmuyor. Zaten yorgunuz. Ratingde 7.1 almışız abi yapacak. Oha Burak'a bak 7.7 almış bir de. İlginç yani. Nasıl aldıysa artık. Ligde hala 8.yiz. Beşiktaş 6. 28 puanla. Biraz Avrupa potasında puan farkı fazlasıyla açılmış ama yapacak bir şey yok. Kapatırız. 10'da kapanır, 15'te kapanır. Sıkıntı yok. Uzaktan şutumuz var mı? 81'miş bizim aslında uzaktan şutumuz. Yani gayet atabiliriz aslında uzaktan şut ama niye girmiyor anlayamıyorum ya. Neyse, Ankara Gücü maçında kendimizi bir şekilde göstermemiz lazım. Birkaç tane gol atmamız lazım yine. Bölüme çok büyük bombayla girdik. İki maçtır o ivmeyi taşıyamadık. Ulan bu 5. maç mı oluyor? Yanlışlıkla 5. maçı yapıyorum. Bu bölüm bayağı uzun olacak ya. Kapayalım abi. Ankara Gücü de yani öyle bir başladı ki. Sanarsın Prime Barcelona ya. Bak 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 hareketlere bak. Helal lan Burak. Terledim ya. Odada video çekerken kapıyı da kapatıyorum arkadaşlar. Yandım şu anda resmen ya. Güzel. Verdim. İyi. Götür Lemkelze bitir. Bitir. Çok iyi. Çok iyi. Koyalım Ankara Gücü'ne de geçelim hemen. Arkadaşlar bu arada ben yani koyalım, geçirelim, saplayalım gibi laflar kullanıyorum kulüplere. Oyun anlamında kullanıyorum. Yoksa herhangi bir kulübe garezim olduğundan falan değil. Ah be Burak be. İki kişi gelmişiz hala alamıyorsun. Güzel. Aha bek de ileride kaldı. Şimdi sıçtım ağzınıza işte. Götürdüm. Stoper geldi. Şerefsiz nasıl geldi öyle? Yes! Yetişemezsin hızıma. Verdik takla King'i. Sapladık. Hadi bakalım. Dedim ama yani daha topu ayağıma alır almaz sıçtım ağzınıza dedim. Gulam ilk defa bir şeye yaradı orada. Gittim kalecinin dibine kadar girdim baktım reaksiyon yok. Dedim yerden köşeyi salayım hemen golü atıvereyim. Atıza verdim yani. 2 numara ama bodoslama geldiği için durduramadı kendini. Çaprazlama gitti. Arkama gitti. Kontrol ettik. Güzel. Verdim Delebaşuru'ya. Gidiyorlar. Ya Lemkelze var ya. Ne bomba adamsın ya. Ne yapacaksın ne edeceksin hiç belli olmuyor. Biraz daha devam edelim. En azından 60'a doğru çıkalım ya da ya. Sardı çünkü be. O yüzden o oynamak da istiyorum. Elim de hazır ısınmışken. Of of. Of of. Elim mi ısınık ayağım mı ısınık? Her ikisi de ısınık sanki. Oy Neymar Junior gibi hareketler yapıyoruz. Sıyrılır mıyız oradan? Hop 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 hop. Verdik kulağıma geçmedi. El var hocam. Çık hadi çekil önümden. Ya hocam. Hocam ayıp ediyorsun bak. Şimdi değişiklik isteme vaktimiz de geldi. Herhalde böyle bir 60'a doğru çıkarız. Ananı avradını. Ne yaptım ben?
Ulan maç dururken isteyince oyuncu değişikliği direkt çıkartıyor. Kafama tüküreyim. İnşallah kaza bela olmaz diyecektim. Olmamış. 3-1 yenmişiz. Süper abi, yani Süper Lig'de form grafiğimizi yükselttik baya. Şöyle bir Süper Lig'deki puan durumumuza bakalım. Bu ne abi, Şampiyonlar Kupası falan. Trendyol Süper Lig nerede? 7.liğe yükseldik. 24 puandayız. Fenerbahçe çok iyi olduğu için şampiyonluk yalan. Zaten kötü başladık biz lige. Şöyle bir şey yapalım. Kadro merkezinden istatistiklerimize bakalım. Geçen bölümde kötü olduğunu bahsediyorduk istatistiklerimizin. 16 maç 6 gol 6 asist. Bu bölümde biraz toparladık skor katkımızı. İlk maç zaten 2 gol 2 asist yaptık. Sonra 1 gol 1 asist yaptık. Geçen maçta 1 gol atınca gayet süper oldu. Özellikle bu Aston Villa maçında minimum yine 1 puan çıkarmamız lazım. Deplasmanda oynayacağız. Neler olacak, neler bitecek çok merak ediyorum. Hani eğer devam etmek istiyorsak bu maçta galibiyetten başka ihtimalimiz yok. Ya da beraberlikten minimum. Çünkü bu gruptan çıkacak bir ekip varsa o da Aston Villa'dır garanti olarak. Bakacağız arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi devam edecek 2 günde bir videolar. Sallantılı bir dönem geçti benim için. O yüzden destek verirseniz çok mutlu olurum. Yorum atarsınız, destek yorumlarınız olur. Herhangi bir yorum da yazabilirsiniz. Eline sağlık bile yazsan yaz dostum. İzlensin, aktifliğimiz tekrardan biraz artsın. Yani yine her videom en kötü 2000 izleniyor. Çok sağ olun, destek veriyorsunuz ama yine o 3-4000 izlenen dönemlere bir geri dönelim. Ben de daha da motive olayım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.